Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Havva ile Örgü Sanatı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin inşallah. Hanımlar, bugün sizlere şöyle gördüğünüz gibi iki şişle örülen çok güzel, harika bir patik anlatacağım. İnşallah Rabbim kısmet ederse. Bakın hanımlar, iki şişle ördüm. Şöyle şuraya da bir tane fiyonk uyguladım. Çok güzel oldu, çok da yakıştı. Patiğimiz tamamen dikişsiz. Bakın şöyle alttan taban ördüm. Evet hanımlar, bugün bu patiği örmeye çalışacağız inşallah. Bu patik için gerekli malzemeler, şöyle bir tane krem rengi ip kullandım. İpimin markası Kartopu Flora. Hanımlar, şöyle bir tane krem rengi patiklik ip kullandım. Siz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Bir tane misinalı şiş kullandım hanımlar. Şimdi hanımlar, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Patiğimize başlayalım. Patiğimize 60 ilmek atacağız hanımlar. Ben 55 ilmek attım. Şimdi 5 tane de sizinle birlikte atacağım hanımlar. Şöyle şuradaki ipimi işaret parmağıma doladım. Alttaki bir de şöyle baş parmağı. Bakın şöyle, şöyle alıp içinden geçiriyorum. Ben böyle atıyorum. Siz nasıl atıyorsanız attığınız şekil ilmeklerinizi atın. 55 tane atmıştım. 3 tane daha attım. 58, 59, 60. 60 ilmek atalım şöyle. 60 ilmek attıktan sonra hanımlar, 4 sıra haroşa öreceğiz. 4 sırayı da herhalde yine de bakmam lazım hanımlar. Şöyle ilk ilmeğimi çıkardım. Ben haroşayı önden de arkadan da böyle düz olarak örüyorum. Siz kolayınıza hangisi gidiyorsa böyle örünüz hanımlar. İster önden ters, arkadan ters olarak örün. Yine sonuçta haroşa oluyor. İsterseniz benim gibi böyle önden düz, arkadan düz örerek haroşanızı uygulayın. Evet hanımlar, bak böyle. Haroşayı zaten bilen bilir. Hani bilmeyenler için ayrıntılı gösteriyorum. Aynı bu ördüğüm şekilde arka yüzden de aynı şekil örerek 5 sıraydı galiba hanımlar. Bir bakayım yanlışlık olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, pardon. 6 sıra, 6 sıra haroşa örüyoruz hanımlar. Şöyle şurayı bakın. Şu 6 sıra haroşayı örelim hanımlar. Evet hanımlar, haroşalarımızı ördük. Hanımlar, ben demin 6 sıra dedim. Çok özür diliyorum. 4 diş haroşa olana kadar ördüm. Bakın. 1, 2, 3, 4 diş. Toplamda 6 diş haroşa olacak ama ortada artırmalarımız var hanımlar. Şimdi onu göstereceğim. 4 diş, 60 ilmek attık. 4 diş haroşa ördük. Şimdi hanımlar, geldik bakın. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Nereden anlıyoruz hanımlar ön yüzünde olduğumuzu? Şu parça ipimiz sol tarafta kaldığı zaman örgümüzün ön yüzündeyiz demektir. Şimdi 24 tane haroşamızı tekrar örelim. Başlangıç ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. 24 tane ördük haroşamızı hanımlar. Şimdi şişimize bir tane doluyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Bir tane örüyoruz. Doladık. Ördük. Doladık. Ördük. Doladık. Ördük. Ne kadar örüyoruz bunu hanımlar? Bu kenarda 24 ilmek kalana kadar doladık, ördük, doladık, ördük, doladık, ördük. Şimdi bir bakalım bu kenarda kaç ilmeğimiz var hanımlar. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 2, 4, şu 4 ilmeğimizi de yapacağız. Şimdi tekrar doladık, ördük, doladık, ördük, doladık,
ördük, doladık, ördük. Şimdi bu kenarda da 24 ilmeğimiz var hanımlar. 24 ilmeğimizde tekrar dolayıp haroşa örerek başa kadar gidiyoruz hanımlar. Şimdi hanımlar başa kadar gidelim haroşalarımızı. Tekrar çevirelim arka yüze. Arka yüzden tekrar bütün haroşalarımızı örüp şu artırma yerimize kadar gelelim. Orada da bir şey göstereceğim hanımlar. Evet hanımlar, ön yüzden ördük. Bitirdik 24 ilmeğimizi. Tekrar arka yüze geldik. Arka yüzden de 24 tane haroşamızı ördük. Bakın burada bir önceki sırada artırdığımız yere geldik. Artırma ilmeğimizi hanımlar bakın böyle alırsak delik oluşur. Şuradan bakın şöyle arkaya doğru çaprazlamasına içinden geçiyoruz imleğin. Bakın şöyle inşallah gözüküyordur. Şurada arasından karşıya doğru geçip normal örgümüzü örüyoruz, çıkarıyoruz. Buradaki normal örgümüz yine aynı. Sadece artırmaları bakın şöyle arasından şuradaki ip arasından karşıya doğru geçiyoruz. İçinden çapraz yani. Bunu yapmamızın sebebi hanımlar, delik oluşmasın, hani çok büyük delik oluşmasın. Aynen normal haroşa olarak devam ediyoruz. Sadece şu imleklerimizi şöyle, şöyle değil de bakın aralık oluyor. Şöyle arasından gidip arka yönden çaprazlamasına örüyoruz. Bu şekil aynen haroşalarımızı örüp sıra sonuna kadar gideceğiz hanımlar. Burada göstermek istediğim bu artırmaları nasıl ördüğümüzde hanımlar. İnşallah anlaşılır olmuştur. Arka yüzde hiçbir şey yapmıyoruz. Hepsini haroşa örüyoruz. Sadece şu artırdığımız imleklerimizi içinden çaprazlamasına girip şöyle çıkarıyoruz. Delik oluşmasın diye. Evet hanımlar. Bu şekil sıra sonuna kadar gidelim haroşalarımızı. Tekrar artırma yerimize kadar öbür yüzden de gelelim. Tekrardan görüşelim. Evet hanımlar, arka yüzden ördük. Ön yüze geçtik. Ön yüzden tekrardan 24 tane ilmeğimizi ördük. Haroşa olarak devam ediyoruz. 24 ilmeğimizi ördük. Şimdi tekrardan hanımlar yine bu sırada artırmamız var. Bir tane dolayıp bir tane örüyoruz. Bir doladık, bir ördük, bir doladık. Bir ördük, bir doladık, bir ördük. Tekrar diğer kenarda 24 ilmeğimiz kalana kadar bir dolayıp bir örüyoruz hanımlar. Doladık, ördük, doladık, ördük, doladık, ördük. Bu sıra zaten son artırmamız hanımlar. İki sıra artırdık. Doladık, ördük, doladık, ördük. Evet hanımlar, burada 24 ilmek kalana kadar demiştik. Tekrar sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ve 24. 2, 4 ilmeğimiz kalmış. Yine o 4 ilmeğimizin de artırmasını yapalım. Doladık, ördük, doladık, ördük, doladık, ördük, doladık, ördük. 4 ilmeğimizi de ördük. Artırmalarımızı da yaptık. Şimdi burada kalan 24 ilmeğimizi yine tekrar haroşa olarak başa kadar gidelim hanımlar. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ördük. Modelimizi çevirdik. Şu an arka yüzdeyiz hanımlar. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Şimdi yine aynı haroşa olarak devam ediyoruz hanımlar. Yine tekrar o artırma yerlerimize geldiğimiz zaman içten çapraz olarak alıyoruz. Hani delik oluşmasın hanımlar, açıklık oluşmasın diye. Hani oluşsa da az oluşuyor. Hani normal olarak örersek çok büyük bir delik oluşuyor. Ama aradan geçirerek, ipin arasından geçirerek çapraz örersek daha küçük oluyor. Şimdi göstereceğim hanımlar, bakın geldik. Demin gösterdiğim gibi. Şimdi bakın
geldik artırmamıza. Bakın tekrar göstereyim. Böyle örersek, şöyle örersek açıklık oluşuyor. Ama böyle buradan girip şöyle ipin arasından arkaya doğru alıp ördüğümüz zaman küçük bir delik oluşuyor yani. Çok belli olmuyor. Bu şekil hanımlar, bu sırayı da tekrardan demin de göstermiştim. Fazla uzatmayacağım. Bu sırayı da böyle aynen haroşa olarak sıra sonuna kadar gidelim. Tekrar ön yüzde bu sefer modelimizi kuracağız. Modelimiz kahve çekirdeği modeli hanımlar. Şimdi bu sırayı gidip gidelim başa kadar. Ön sırada görüşelim. Evet hanımlar, başa kadar haroşalarımızı ördük geldik. Bakın şöyle ortada artırmalarımızı yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi yine modelin ön yüzündeyiz hanımlar. Hemen ilk kenar emreğimizi örmeden aldık. İki tane ters. Şöyle. Bir. İki. İki tane ters. Üç tane düz öreceğiz hanımlar. Bir. İki. Üç. Dediğim gibi hanımlar, modelimiz kahve çekirdeği modeli. Tekrar iki ters. Üç düz. Bir. 2 3 2 ters 3 düz 1 2 3 Bu şekil sıra sonuna kadar yapacağız hanımlar. 2 ters 3 düz 1 2 3 2 ters 3 düz örerek sıra sonuna kadar gidelim hanımlar. Evet hanımlar, 2 ters 3 düz, 2 ters 3 düz olarak sıra sonuna kadar ördük. Şimdi modelimizi çeviriyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz. İlmeklerimizin geldiği şekil öreceğiz hanımlar. Kenar ilmeğimizi aldık. Şimdi burada bakın 2 tane düzümüz var. 1 2 tane düzümüz var. 3 tane tersimiz. 1 2 3 Arka yüzündeyiz modelimizin. 1 2 düz 3 ters ilmekleri geldiği şekil sıra sonuna kadar öreceğiz hanımlar. 2 düz 3 ters. Tekrar göstereyim hanımlar. 1 2 2 düzümüzü ördük. Şimdi 3 tane ters. 1 2 ve 3. 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters modelimizin arka tarafından sıra sonuna kadar gidelim hanımlar. Evet hanımlar, patiğimizin arka yüzünden 2 düz, 3 ters olarak ördük, geldik. Şimdi patiğimizin ön yüzündeyiz. Şimdi kahve çekirdeği modelimizin ilk kuruluşunu yapıyoruz. Kurduk da modeli uygulayacağız. Şimdi yine tekrardan kenar ilmeğimizi örmeden aldık. İki tersimizi ördük. Evet, iki tersimizi ördükten sonra bakın hanımlar, burada 3 tane düzümüz var. 1 2 3. 3. düz ilmeğimizi şöyle şişimizi geçirip birazcık genişletip iki ilmeğimizin üzerinden aktarıyoruz, geçiriyoruz şöyle. Üzerinden geçirdik. Bakın bıraktık imleği. İki imleğimiz var şimdi. Hemen tekrar düzümüz. Ay imleklerim çıktı hanımlar. Bir, iki. Tamam. Şimdi geçirdikten sonra ilk imleği haroşamızı ördük. Bir tane doladık. Burada bir tane hani üzerinden geçirdiğimiz imleği yerine getireceğiz. Bir tane ördük. Tekrardan üç imleği bizi örmüş olduk. Evet hanımlar, tekrar şimdi bu aradaki iki tane ters olan imleğimizi 1 2 ters ördük. İpimizi arka tarafa attık. Yine bakın tekrardan burada 3 tane düzümüz var. 1 2 3 3. düz olan imleğimizi şöyle biraz hafifle genişleterek iki imleğimizin üzerinden şöyle geçirip bırakıyoruz. İlk imleğimizi ördük. Şişimizi doladık. İkinci ilmeğimizi de ördük. Bakın arada bir tane artırmış olduk. Üzerinden geçirdiğimiz ilmek yerine gelmiş oldu. Tekrar
aradaki iki tane tersimizi örüyoruz. İpimizi arka tarafa aldık. Buradaki üç tane olan düzimliğimizin bir, iki, üçüncüsünü şöyle şişimize geçirdik. Şöyle genişlettik. İki imleğin üzerinden geçirdik ve bıraktık. İlk imleğimizi aldık. Ördük. Şişimize şöyle doladık. Hemen ikinci imleğimize geldik. Ördük. Ortada bir tane artırmış olduk. Tekrardan üç tane imleğimiz oldu. Tekrardan hemen aradaki iki tane tersi örüyoruz. İki tersimizi ördük. İpimizi arkaya aldık. Tekrardan burada bakın 3 tane düzimliğimiz var. 3 düzimliğimizin 1, 2, 3.sünü şöyle şişimizi geçirdik. Hafif genişlettik. 2 imleğin üzerinden geçirdik ve bıraktık. İlk imlekten ördük. Bir doladık. İkinci imleğimizi de ördük. Ortada bakın doladık. Artırmış olduk. 3 imleğimiz oldu yine. Bu şekil yine hanımlar. Sıra sonuna kadar gideceğiz. Aradaki iki tersimizi örüyoruz. Bu şekilde hanımlar modelimizi sıra sonuna kadar gideceğiz. Arka izden de yine aynen tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Yani burada iki tane ön yüzde gelen iki tersimiz arka izde iki düz, üç ters olarak geliyor. Tersi ters, düzü düz olarak tekrar sıra sonuna kadar geleceğiz. Evet hanımlar bakın başa kadar geldik. Modelimizi ön yüzden kurduk. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. İlmeklerin geldiği gibi öreceğiz hanımlar. İlk imleğimizi örmeden aldık. Hemen yanında iki tane düzümüz var. Bir, iki. İki düzümüzü ördük. Üç tane tersimiz olacak. Bir, bakın bir de ortada artırdığımız. İki, üç. Üç tane ters ördük. 2 tane düz, 3 tane ters, 2 düz, 3 ters. Yani modelimizin arka yüzünden 2 düz, 3 ters olarak örüyoruz. Ön yüzden 2 ters, 3 düz. Şimdi hanımlar modelimiz böyle 2 düz, 3 ters olarak sıra sonuna kadar gidelim. 3 sıradan oluşuyor zaten hanımlar. Şimdi arka yüzden gideceğiz 1. Ön yüzden tekrar geleceğiz 2. Arka yüzden gideceğiz 3. 4. sıra zaten tekrar modeli dökeceğiz hanımlar. Şimdi ne yapıyorduk? 2 düzümüzü yaptık. 3 tane tersimizi ördük. 2 düz, 3 ters olana kadar olarak sıra sonuna kadar yapalım hanımlar. Evet hanımlar patinimizin modelimizin arka yüzünden 2 düz 3 ters olarak ördük. Başa kadar geldik. Bu birinci sıramız oldu. Şimdi patiğimizin ön yüzünden tekrar aynı şekil tersi ters düzü düz olarak geleceğiz. İkinci sıramız olacak. Tekrar arka yüze geleceğiz. Üçüncü sıramız olacak. Ön yüzden tekrardan modeli dökeceğiz hanımlar. Şimdi 3 sıra örüp gelelim. Görüldüğü gibi tersi ters, düzü düz. Evet hanımlar, 3 sıra modeli kurduktan sonra 3 sıra tersi ters, düzü düz ördük. Bakın 3 sıra git gel yaptık. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. Bu sırada tekrardan yine model nasıl yapılıyor göstereceğim hanımlar. Bundan sonrası zaten hepsi aynı. Bu sırada şimdi bir göstereyim. Tekrardan hanımlar kenar imleğimizi örmeden alıyoruz. Hemen yanındaki iki tane ters imleğimizi ters örüyoruz. İpimizi arkaya attık. Bakın. 3 tane burada düz imleğimiz var. 1, 2, 3. Burası bizim modelimiz. 3. imleği düz imleğimizi birazcık genişletip 2 imleğimizin üzerinden şöyle geçiriyoruz. Ve bıraktık imleği. Geçirdiğimiz imleği bıraktık. İlk imleği ördük, düz olarak doladık. İkinci imleği tekrar ördük. Doladığımız ortada demir üzerinden geçirdiğimiz, eksilttiğimiz imlek oldu. Bakın yine 3 tane oldu. Tekrar 2 tane tersimizi örüyoruz. Aradaki tersimizi. Şimdi tekrar yine 1, 2, 3 tane düzümüze geldik. Bakın 3 tane düzümüz var. 3. düzü birazcık genişletiyoruz. 2 imleğimizin üzerinden şöyle geçirdik ve bıraktık.
İlk imleğimizi ördük, doladık, ikinci imleğimizi ördük. İki tane tersimizi örüyoruz. Tekrardan yine burada modelimizi uygulayacağız. Hanımlar, modelimiz böyle devam edecek. Bu sırayı ördükten sonra 3 sıra git gelimiz var. Arkadan 1, ön yüzden 2, tekrar arka yüzden 3, tekrar ön yüze geldik mi yine aynı bu işlemi yapıyoruz. Kaç sıra yapacağız bunu hanımlar? Şöyle patikte göstereyim. Bakın hanımlar. Kahve çekirdeklerimizi sayacağız. Şundan her biri bir model. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 model olana kadar 6 tane kahve çekirdeği uygulayacağız. Bakın tekrar göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, bir de burada 6. 6 model olana kadar yapıp gelelim hanımlar. Modelimiz böyle. Evet hanımlar, 6 modeli yapıp tekrar görüşelim. Evet sevgili hanımlar. Evet bakın, 6 model örüp gelelim demiştik. 6 modelimizi ördük. Modellerimizi nasıl sayıyorduk? Her bir kahve çekirdeğinin bakışı, ortadaki boşluk 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6. kahve modelimizi de uyguladık. Uyguladıktan sonra arka yüzden bir sıra ördük. Ön yüzden ördük. 2. Şimdi 3. sıramız ters yüze denk geldi. 3. sıramızı tersi ters düzü düz örmüyoruz. Neden örmüyoruz hanımlar? Ön yüzde taroşamız oluşsun diye. Bu arka yüzdeyiz şu an. Bütün imleklerimizi bu şekil düz öreceğiz. Modelimizin ön yüzünden haroşamız oluşsun diye. Yani model bittikten sonra iki diş haroşa öreceğiz. Bakın şimdi şöyle çevireyim. Bakın bir diş haroşamız oluştu. İki sıra haroşa öreceğiz hanımlar. Kahve çekirdeği modelimiz bittikten sonra iki diş haroşa örüyoruz hanımlar. Bu şekil hanımlar. Evet, tekrar gösteriyorum. Patiğimizin arka yüzündeyiz. Düz örüyoruz bütün imleklerimizi. Sıra sonuna kadar bu şekil örüp gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna geldik. Patiğimizi çeviriyoruz. Şu an ön yüzdeyiz. Patiğimizin düz yüzündeyiz. Tekrardan yine aynı şekil düz olarak öreceğiz hanımlar. Artık model yok. Modelimiz bitti. İki diş haroşa öreceğiz hanımlar. Bakın bir dişimiz zaten oluştu. Şimdi ön yüzden aynı şekil böyle düz öreceğiz. Arka yüzden de düz olarak geleceğiz. İki diş haroşamız oluşmuş olacak hanımlar. Bu şekil sıra sonuna kadar gidelim. Tekrar arka yüzden de bu şekil örerek arka yüzden de örelim. Düz yüzden gidelim. Arka yüzden de örelim gelelim. İki diş haroşa oluşmuş olacak. Evet hanımlar, bakın iki diş haroşamız oluştu. Şöyle koyayım, bakın iyice modeli anlayın. Bu şekil hanımlar. Şimdi taban uygulamamızı yapacağız hanımlar. Bakın şu taban uygulamamızı yapacağız. Evet hanımlar, şimdi eğer benim verdiğim sayılarda yaptıysanız, şu an 44 tane tekrardan haroşamızı öreceğiz. Bakın 2, 3, 4, 44 tane örelim. Beş 44 tane örüp gelelim hanımlar. Video uzun olsun istemiyorum. 44 imlek örelim gelelim. Evet hanımlar, 44 imleğimizi ördük. Hani şunu da belirteyim hanımlar, eğer daha büyük yaptıysanız, ilmek sayınız fazlaysa, iki kenarda eşit şekilde olacak şekilde ilmeklerinizi bırakıp ortada 11 imlek atıyorum mesela. Ben 44 bıraktım, sizin sayınız, imlek sayınız fazla, siz 50 bıraktınız, 50 sağ tarafta, 50 sol tarafta, ortada 11 imlek. Eğer ilmeğiniz fazlaysa diyorum. Ama şu an eğer benim verdiğim ölçüye göre örüyorsanız, 44 imlek sağda bıraktım. Şimdi 44 imleğimiz burada. 11 tane örüyoruz. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Pardon arkadaşlar. 10 tane örüyorum. 11 ile 12.yi birlikte öreceğim. İpimi kendime doğru aldım. Bakın, ipimi kendime doğru aldım. 11 ile 12. ilmeği birlikte ördüm. Burada da 44 ilmeğim kalmıştı. Bir tanesini aldığım için şimdi 43 kaldı. Dönüyorum. İpimi arkaya attım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeğimi ördüm. Bakın 10 ilmeğimi ördüm. 11 ile 12'yi şöyle şişimi geçiriyorum. Arkaya tarafı şöyle geçirdim ve ördüm. İkisini birlikte ördüm. Tekrar modelimizi çeviriyoruz. Tabanımızı uyguluyoruz. Tabanımızı örerken de yanlardan kesme işlemlerimizi yapıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeğimizi ördük. Bakın 11 ve 12.yi birlikte öreceğiz. İpimizi kendimize doğru aldık. 11 ve 12. ilmekleri şişimizi geçirdik. Bir tane ördük. Çevirdik. İpimizi arkaya attık. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Devam ediyoruz. 10 tane örüyoruz. 2, 4, 6, 8, 9, 10 ilmeğimizi ördük. Zaten kendini belli ediyor hanımlar bir şeyden sonra. 1-2 sıra ördükten sonra. 10 ilmeğimizi ördük. Bakın tekrar 11 ile 12. ilmeğimizin içinden geçirdik. Şöyle arka tarafa ördük. Çevirdik. Tekrar devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 10 ilmeğimizi örelim. Haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Önden arkadan düz olarak. Evet. 10 ilmeğimizi ördük. Tekrar bakın burada 11 ile 12. ilmeğimiz. İpi kendimize doğru aldık. Ön yüzdeyken, patiğimizin düz yüzündeyken ipi kendimize doğru alarak kesim işlemi yapıyoruz hanımlar. Döndük. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Patiğimizin arka yüzündeyken de bu şekil yapıyoruz kesme işlemimizi. 10 ile 11. ilmeğimize geçirdik. Şişimizi ve kestik. Evet hanımlar, bu şekil bütün kenar ilmeklerimiz, her iki taraftan da kenar ilmeklerimiz bitene kadar taban bölümümüzü uygulayıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, patiğimizin alt taban bölümünü bakın uyguladık, yaptık. Bütün kenardaki şuradaki ilmeklerimizi, 44 ilmeğimiz bitene kadar kesme işlemimizi yaptık. Ortada da taban bölümümüzü uyguladık. Bakın ortada şu an tam 11 tane ilmeğimiz var. Şimdi hanımlar ne yapacağız? Şu kenardan ilmeklerimizi çıkaracağız. Sonra bu kenardaki ilmeklerden ala ala şu arka, şurada göstereyim hanımlar. Tabanımızın arka bölümüne uğrayacağız. Bakın şu kenarlardan ilmek çıkararak tabanımızın arka bölümünü uygulayacağız hanımlar. İsterseniz siz hanımlar ördükçe, yani sıraya geldikçe şuradan bir ilmek alarak kesme işleminizi yapabilirsiniz. İsterseniz şişinize ilmekleri çıkarın. Ondan sonra yapın. Ben şişime ilmekleri çıkararak yapacağım hanımlar. Bakın şimdi sırayı takip edeceğiz. Bakın şu haroşanın tam bitiş noktasındaki haroşayı aldık. Hemen ikinci ilmek. Bakın. Hemen yanındaki haroşayı takip ediyorum. Şöyle haroşaları takip ederek ilmeklerimizi alacağız hanımlar. Bakın inşallah görüküyordur. Şu haroşaları takip edeceğiz hanımlar. Sırayı takip ederek böyle ilmek çıkaracağız hanımlar. Başa kadar ilmeğimizi çıkaralım. Her iki taraftan da ilmek çıkaralım. Hanımlar benim şişim misinalı şiş olduğu için
Aynı şişe çıkarıyorum. Siz isterseniz ayrıyeten şişlere çıkarın. Bir şiş buraya, bir şiş oraya çıkarın. Örgünüzü daha rahat örebilirsiniz. Şöyle ilmekleri takip ederek sırayı ilmeklerimizi çıkaralım. Arka taban bölümümüzü uygulayacağız hanımlar. Bakın şöyle göstereyim. Her sıradan bir tane alarak ilmeklerimizi çıkaralım hanımlar. Evet hanımlar bakın bu kenardan her bir sıradan bir ilmek alarak ilmeklerimizi çıkardık. Şimdi patiğimizin bakın diğer kenarındayız. Buradan da ilmeklerimizi gösterdiğim gibi hanımlar şöyle her birinden bakın bir tane şiş aldım elime. Her birinden bir tane şöyle haroşalara denk gelecek şekilde her birinden bir tane çıkaracağız hanımlar. Böyle daha kolay oluyor. Benim kolayıma gidiyor. Daha düzgün oluyor hem. Şöyle her bir haroşadan birer ilmek çıkarıyoruz hanımlar. Çıkardıktan sonra yine taban bölümü, arka taban bölümümüzü uygulayacağız hanımlar. Bakın hanımlar. İnşallah anlaşılmıştır hanımlar. Buradan da tekrar şuraya kadar ilmeklerimizi çıkaralım hanımlar. Toplamda 23-24 ilmeğimiz oluyor. Galiba 23 ilmek oluyor hanımlar. Çıkaralım gelelim. Evet hanımlar bakın. Her iki taraftan da ilmeklerimizi çıkardık. Şimdi nasıl devam ediyoruz? Göstereyim hanımlar. Ortadaki 11 ilmeğimiz yine aynı. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Aynı şekilde devam edeceğiz hanımlar. Değişen bir şey yok. 10 tane ilmeğimizi öreceğiz. Evet hanımlar bakın 10 ilmeğimizi ördük. Şu an 11 ile 12. ilmeğimizdeyiz. İkisini birlikte ördük ve modeli çevirdik. Şimdi ilk ilmeğimizi aldık. Örgümüze devam ediyoruz. Şişim geliyor araya hanımlar. Örgüye devam ediyoruz. Alt taban uygulamamız bitti. Arka taban örüyoruz hanımlar. Şimdi örgümüze geldik. Bakın 10 tane ördük. 11 ile bu kenardan çıkardığımız ilmeklerle birlikte bakın bu 10 şurada kenardan çıkardığımız ilmeğimiz 11 ile 12 pardon 10 tane ördük 11 ile 12'yi tekrar birlikte ördük kesme işlemimizi yaptık modeli çeviriyoruz tekrar aynı şekilde 10 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. Evet hanımlar bakın 10 ilmeğimizi ördük. Şu 11 ile buradan çıkardığımız ile 12'yi şöyle geçireyim hanımlar. Şu 11 ile 12'yi birlikte ördük. Kesme işlemimizi yaptık ve tekrar dönüyoruz. Yine aynı şekilde 10 tane ilmeğimizi öreceğiz. 11 ile 12'yi buradan öreceğiz. Kenardaki ilmeklerimiz bitene kadar arka taban bölümümüzü uygulayacağız hanımlar. Evet hanımlar patiğimizin arka taban bölümünü kenardan çıkardığımız ilmekler bitene kadar uyguladık geldik ördük geldik. Şimdi sadece ortada 11 tane ilmeğimiz var. 11 ilmeğimizi şimdi hanımlar kesme işlemimizi yapıyoruz. Ben her zaman belirttiğim gibi kesme işlemimizi tığla yapıyorum hanımlar. İlk ilmeğimizi ördük. İkinciyi de ördüm. İçinden geçirdim. Ördüm. İçinden geçirdim. Böyle çok kolayıma gidiyor hanımlar benim. Siz şişle de kesebilirsiniz. Nasıl kolayınıza gidiyorsa öyle yapın hanımlar. Benim böyle daha kolayıma gittiği için
Böyle kesiyorum. Kesme işlemimi hep böyle yapıyorum. Evet, bakın kesme işlemimizi de bitirdik. Böylelikle bakın patiğimiz bitmiş oldu. Şimdi hanımlar, patiğimizin ben bir sıra şöyle ters sık iğne gittim. Siz isterseniz, beğenirseniz, hoşunuza giderse ters sık iğne gidin. Hoşunuza gitmezse beğendiğiniz kenar oyasını da uygulayabilirsiniz hanımlar. Ben bir sıra ters sık iğne gittim hanımlar. Şimdi sık iğnemizi nasıl yapıyoruz? Şöyle hanımlar, bakın şöyle bir zincir çekeyim. Hemen şuradan ilk iğneye geçirdim, aldım, ördüm. Sırayı takip ediyoruz. Hemen yanındakine tığımızı taktık, ipimizi aldık, sık iğne ördük. Hemen bir sonrakine geçtik, aldık, sık iğne ördük. Sırayı ilmeklerin takip ediyoruz hanımlar. Eğer siz gevşek ördüyseniz, patiğinizin ağız bölümü çok genişse birer tane atlayarak yapabilirsiniz hanımlar. Benim elim sıkı olduğu için patiğim çok da gevşek değil. Onun için sırayı takip ederekten gidiyorum. Dediğim gibi, eğer sizin patiğinizin ağız kısmı çok gevşekse bir tane atlayıp ikinciye de batabilirsiniz. Bu şekilde hanımlar, bakın. Sırayı takip ederek ters sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın şöyle yakından göstereyim. Hemen battım, aldım, sık iğnemi ördüm. Yani sıradakine battım, aldım, ördüm. Tığımı battım, ipimi geçirdim, aldım, ördüm. Bakın ama çok güzel duruyor. Bu şekil hanımlar bütün patiğimizin ağız çevresini örüp gelelim. Evet canlarım, patiğimizin kenar kısmındaki ters sık iğnemizi de yaptık, bitirdik. Bakın başlangıç noktamıza kadar geldik. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Patiğimizi bitirdik. Bakın şöyle göstereyim hanımlar. Şimdi patiğimizin fiyonkunu yapacağız. Bakın hanımlar. Şu fiyonku yapacağız hanımlar. Ben böyle bir fiyonk uyguladım. Siz istediğiniz modeli koyabilirsiniz. Çiçek yapabilirsiniz. Hazır satılan aksesuarlar koyabilirsiniz. Ben böyle uyguladım. Şimdi bunu yapalım hanımlar. Evet, fiyonkumuz için 22 tane zincir çekelim. Evet hanımlar, 21-22 tane zincirimizi çektik. Hemen birinciye değil ikinciye bir tane sık iğne yaptık. Üzerine ipini aldık. Hemen yanındakine bir tane çakma trabzan yaptık. Üzerine ipimizi aldık. Onun yanındakine 1-2 ikili trabzan üzerine ip aldık. Onun yanındakine 1-2 üçlü trabzan üzerine ip aldık. Hemen onun yanındakine 1-2-3 üçlü trabzan üzerine ip aldık. Yanındakine tekrar üçlü trabzan, yani 3 tane üçlü trabzan yapmış olduk hanımlar. Üzerine ipimizi aldık. Hemen yanındakine tekrar ikili trabzan üzerine ip aldık. Onun yanındakine çakma trabzan. Çakma trabzanın yanına bir tane sık iğne yaptık. Onun yanına 1-2 tane daha sık iğne yaptık. Toplamda 3 tane sık iğnemiz oldu. Üzerine ip aldık. Hemen yanındakine çakma trabzan üzerine ip aldık. İkili trabzan üzerine ip aldık. 1-2 üçlü trabzan üzerine ip aldık. Tekrar üçlü trabzan üzerine aldık. Bir tane daha üçlü trabzan, yani 3 tane üçlü trabzan yaptık. Üzerine aldık.
Hemen yanındakine 2 litre trabzan ipimizi aldık. Onun yanındakine çakma trabzan. Hemen onun yanındakine bir tane sık iğne. Bir zincir çektik. Hemen tekrar sık iğnenin karşı tarafına geçtik. Tekrar sık iğne yaptık. Şimdi buradakilerin sırasını takip ederek aynı şekilde devam edeceğiz. Sık iğnemizi yaptık. Hemen onun yanındakine ne yapıyorduk? Çakma trabzan. Çakma trabzanımızı yaptık. Üzerine ip aldık. Onun yanındakine ikili trabzan. Üzerine ip aldık. Onun yanındakine üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Burada 3 tane üçlü trabzanımız var. 2. Şu an üçüncüyü yapıyoruz. 3. 3 tane üçlü trabzanımızı yaptık. Tekrar üzerine ip aldık. Hemen yanındakine ikili trabzan, onun yanındakine çakma trabzan ve ortadaki sık iğnelerimizi yapıyoruz. 1 2 3 3 tane sık iğnemizi yaptık. Üzerine ip aldık. Hemen yanındakine çakma trabzanımızı yaptık. Üzerine ip aldık. Onun yanındakine ikili trabzan. Üzerine ip aldık. Onun yanındakine üçlü trabzan. Üzerine ip aldık. Tekrar yanındakine üçlü trabzan. 2 oldu. Şimdi üçüncü üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Evet. Üzerine ip aldık. Hemen yanındakine ikili trabzan. Üzerine ipimizi aldık. Yanındakine çakma trabzan. Ve onun yanındakine hemen şöyle sık iğnemizi yapıyoruz. Şöyle tepesine batıp böyle kaydırmayla kapatıyoruz. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bakın hanımlar. Şimdi diğerine geçiyoruz hanımlar. Bakın şu altından kullandığımız yere geçiyoruz. Evet, tekrardan kaç tane zincir çekmiştim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 tane zincir çektik hanımlar. Üzerine ipimizi aldık. Bir tane ikili trabzan yaptık. Üzerine ipimizi aldık. Hemen yanındakine 1, 2, 3'lü trabzan. Üzerine ipimizi aldık. Yine onun yanındakine 1, 2, 3'lü trabzan. Tekrar ip aldık. Bir üçlü trabzan daha yaptık. 1, 2, 3, 4 tane üçlü trabzanımız oldu hanımlar. Hemen yanındakine ikili trabzan. Onun yanındakine tekrar ikili trabzan. 2 tane ikili trabzanımız oldu. Onun yanındakine çakma trabzan. Şimdi ortaya 2 tane sık iğne yaptık. 2, 3 tane pardon. 3 tane sık iğne yaptık. Üzerine ip aldık. Çakma trabzan yaptık. Üzerine ip aldık. İkili trabzan yaptık. Tekrar bir tane daha ikili trabzan. Şimdi üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane üçlü trabzan yaptık. Hemen şu baştakine bir tane ikili trabzan yapmıştık. 2. Bir tane de ikili trabzan yaptık. Şöyle göstereyim. 1, 2 zincir çektik. Hemen şu zincirin şuraya batıp şöyle bağladık. Bir zincir çektik. Kestik.
Evet anlar, şu ipleri toparlayıp geleyim. Evet anlar, iplerini arkaya geçirdim, toparlayıp geldim. Bakın anlar, şu yaptığımız büyük, şu yaptığımız küçük. Küçüğü büyüğün arkasına koyuyoruz şöyle. Bu şekil. Bir miktar ip alıp şu orta bölümüne sarıyoruz hanımlar. Ben birkaç defa doladım. Siz istediğiniz kadar sarabilirsiniz. Ne kadar istiyorsanız göz kararı o kadar sarın hanımlar. Evet, bu kadar yeterli. Eşinde de böyle yapmışım. Diğer tekinde. Bu kadar yeterli. Bunu şöyle arka tarafa giden iyice bir düğüm atıp sıkılayalım. Bir tane daha atayım. Sağlam olsun. Evet, şöyle sıkıladık. Şöyle bir miktar bırakarak kestim ipimi. Bakın. Şimdi şunları şöyle aşağı doğru alalım. Evet anlar. Fiyonkumuz hazır. Şimdi bunu patiğimizin ön bölümüne yerleştireceğiz. Diğer patiğimizdeki olduğu gibi. Şöyle ön bölümüne yerleştireceğiz. İsterseniz şuradan dikin hanımlar. İsterseniz ipleri arkaya alın, bağlayın. Ben ipleri arkaya aldım, bağladım. Şimdi bakayım kaçıncıdan yapmışız hanımlar. Hepsi aynı yerde olsun. Tam orta. Şöyle şuraya koyup hanımlar bakın tam şöyle ortaya koyup şu ipleri arkaya alıp arkadan bağlayacağız hanımlar. Arkaya alıp arkadan bağlayalım. İsterseniz buraya koyup iğneyle dikin. Ben bağlayacağım hanımlar. Bunu bağlayıp geleyim. Evet hanımlar, fiyonkumuzu da diktik. Patiğimiz bitti. Manken ayağımıza giydirdik. Bakın hanımlar, çok güzel oldu. Çok şık, harika bir patik oldu. Tam çeyizlere layık bir patik hanımlar. Hanımlar, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Yorum ve beğeni yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.